Yeniden merhaba, ben Reyhan Baysan. 14.45'i gösteriyor saatlerimiz ve yoğun haftayı geride bırakmak üzereyiz. Birkaç saat sonra borsada kapanış gerçekleşecek ve bu hafta 10.000'in üzerinden 9.000'lere doğru bir geri çekilme oldu. Şimdi de rakamlara şöyle bir baktığımız zaman 9.772 seviyesinden işlemler geçiyor. %0,59'luk bir geri çekilme var. Yeni günde de aslında sabah saatlerinden bu yana biraz böyle negatif bir tablo karşımıza çıkıyor gibi duruyor. Dünkü kapanışta yine negatif olarak gerçekleşmişti. Alt endekslere şöyle bir göz atalım. Bankacılık tarafındaki hareketlere göz attığımız zaman %0,74'lük bir kayıp olduğunu görüyoruz. Tüm hafta aslında geçtiğimiz haftadan bu yana biraz daha pozitif bir seyir varken bugün itibariyle daha negatife dönen bir tablo bizi karşılarken mali endeksteki sınırlı düşüş dikkatleri çekiyor şu anda. Sınav endeks tarafında da %0,49'luk bir düşüşü görmek mümkün oluyor. Hizmetler tarafında %1 civarında bir geri çekilme varken turizm ve ulaştırmadaki pozitif ayrışmayı görüyoruz. %0,67'lik yükseliyor turizm. Aslında hafta genelinde biraz daha negatif ayrışma içerisindeydi ama ulaştırma tarafında da yine sınırlı yukarı yönlü hareketler görmek mümkün oluyor. %0,48'lik yükseliş var. Ve şu an itibariyle 55 hissede yükseliş, 44 hissede geri çekilme ve 1 hissede yatay seyir dikkatleri çekerken en fazla puan katkısı nereden geliyor diye baktığımız zaman Ereğli Demirçelik, Türk Hava Yolları, TAV Havalimanları, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları, Coca-Cola içecek olarak ilk 5'i görmek mümkün olurken puan bazlı negatif katkı en başta Bin Birleşik Marketler'den, sonra Türkiye Petrol Rafinelerinden, Yapı Kredi Bankası, Migros Ticaret AŞ ve Akbank'la İş Bankası'nın yer değiştirdiği şekilde geliyor. Yani bankacılıktaki bugün negatif ayrışmayı görmek mümkün oluyor şu saatlerde. Dolar TL, Euro TL'de hemen göz atalım. 34.17 seviyesini görüyoruz Dolar TL'de. Euro TL 38.19'dan geçerken Euro Dolar paritesinde yön aşağı ve 1.1166 seviyesi karşımıza çıkıyor. Dolar endeksinde de aslında biraz daha yön aşağı, 10.000'de altılık sınırlı bir geri çekilmeyle 100,5 seviyesinden işlemler geçiyor. Sterlin dolarda da 1.3393 ile 1.34'ün sınırına, altına gelen bir tablo bizi karşılıyor. Şimdi Bloomberg HT araştırma analisti Vahap Taştan'la birlikte olacağız her seans notlarında olduğu gibi. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Vahap, hoş geldin. Her gün olduğu gibi günlük olarak bir bakarak başlayalım. İşte 9.000'in altına, düzeltiyorum, 10.000'in altına gerilemesinin çok bir önemi yok diyordun. Çünkü yukarıda takip ettiğin seviyelerin 10.100, 10.120 olduğunu söylemiştin yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla şu anda hani bu 9.000'lerdeki seyrimiz acaba hani önümüzdeki günler için bize nasıl bir işaret veriyor, ne dersin? Yani 10.000'i aşamama hikayemizin az buçuk aslında gerekçeleri belli. Yani hani bu hafta bankalar biraz pozitif ayrışmıştı. Şimdi onlar karlarını biraz daha geri veriyorlar, primlerini biraz daha geri veriyorlar ama BIST'in genelinde böyle çok büyük bir değişim yok. Sektör tarafında da çok negatif, yani olağanüstü bir ayrışma yok bankalar haricinde ki ekranda da hani şu anda görünüyor. Bankalar işte son 5 günlük grafik, yani aslında hafta başından bu yana aldığımız grafik. Hem Çin teşvikleri, hem Fed iyimserliği, yani yurt dışındaki o iyimserlik biraz BIST'e pozitif yansıdı. Hafta başında, ortasına doğru hatta bankalı yabancıyı da biraz alış tarafında takip ettik ama şu anda o primlenme biraz daha sanki kendini geri veriyor ve BIST'e de 10.000'in aşılamaması hikayesi burada devam ediyor. Hafta başında hatta şey de vardı, yani geçen hafta böyle Fed, Çin gündemi oluşurken acaba Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na ilişkin de bir beklenti oluşur mu derken o taraf hala böyle bir belirsizlik içerisinde ki yani bu konu her açıldığında herhalde şeyi söylüyorum, yani ben şu an bu tartışma içerisine girme taraftarı değilim. Şu an sadece enflasyona pür odaklanıyorsak faiz indirimin sinyali için bile çok doğru bir zamanlama değil. Ama eğer konu büyümeyse, konu biraz daha o yumuşak inişi yapmaksa belki bir sinyal verilebilir ama bu yılı şu anki cari seviyedeki politika faiziyle kapatmak mümkün. Bir taraftan da Merkez Bankası ve BDDK bunu yaparken, tabii sıkı para politikası devam ederken zaman zaman en azından krediye ulaşılabilirliği
veya bir nakdi ulaşılabilirliği artırmak için de bazı adımlar atıyor. Bugün işte BDDK'nın attığı adım biraz o yöndeydi. Hem belki tüketici kredilerinde bir rahatlama getirebilir. Hem de bankaların bilançolarındaki bu sorunlu krediler oranı üzerindeki yukarı yönlü baskıyı hafifletebilir. Ama bunun böyle çok ciddi manada Borsa İstanbul tarafında fiyatlamasını görmektense böyle orta uzun vadede bir etki analizi yapmak çok daha makul. Dediğim gibi şu anda aşılamayan bir 10 bin var, 10.120 var hatta. Böyle hep seninle konuştuğumuzda buraları telaffuz ediyorum. 10.100, 10.200 hadi biraz daha geniş bir bant verecek olursak da. Buraların üstüne atma hikayemizin Çin'le, Fed'le ya da olası bir Merkez Bankası iyimserliğiyle olmayacağı zaten ortada. Evet. Şimdi yani sektörel olarak da değerlendirmelerini yaptın. Hacimi sorayım sana. Hani haftalık olarak baktığımız zaman nasıl bir hacim performansı gözlemledin? Hacim uzun zaman sonra bir 100 milyarı test etti. Yani bu tarafıyla baktığında olumlu ama yine de buraların üstüne atamıyor. Yani bir hacim sorunu liste yeniden devam ediyor. Bununla ilgili zaten hani gelen önerilerde işte yabancının biraz daha buraya dahil olabilmesi, bunun önünün açılması. Hatırlarsanız 2 ay önce şey konuşuyorduk. Yani yavaş yavaş swap piyasaları da, swap kanalları da açılabilir. Yabancı da burada kendine bir alan yaratabilir. Çünkü kur belirsizliğini de biraz daha orada kapatmak istiyor gibisinden. Bir taraftan da belki çok konuşuluyor. Yani yine burada çok parantez açmak istemiyorum ama hani bu açığa satış konusu. Yani ben BIST'i yukarı götürür, aşağı götürür tarafında değilim. Ama bir hacim oluşması açısından açığa satış yasağı kararı tekrardan gözden geçirilebilir. Zaten belli şirketlere yapılabiliyordu. Belki yukarı adım fiyat kuralı, aptik kuralı tekrardan getirilerek yapılabilir. Yani birden çözmektense yavaş yavaş kanalı, o taraftaki kanalı da açmak belki biraz hacimi artırabilir. Piyasada muhtemelen öyle bir durumda biraz volatilite olacak. Ama zamanla da yerine oturacaktır diye de düşünüyorum. Evet. Şimdi... Bu arada şey de ekleyeyim, çok özür dilerim. Yurt dışında da hacimler çok yüksek değil. Biraz da bunun da etkisi var bence. Peki bu yani yurt dışında hani böyle örneğin işte ABD tarafını konuşurken hep Eylül'ün çok iyi bir ay olmadığından bahsediyoruz. Orada da tabii seçim belirsizliği var ama hani oradakiler biraz mevsimsel etkilerden dolayı mı hacimler kötü yoksa farklı sebepler var mı sence? Yani hep bizim borsayı konuşuyoruz ama bunu da hani genel olarak küresel risk iştahını anlayabilmek için. Çünkü orada da yani bir gün iyi, bir gün kötü, bir gün iyi, bir gün kötü gibi bir tablo var. Ne dersin? Son günlerin iyi olmasının hikayesinin arkasında gerekçe az buçuk belli zaten. Ciddi bir Fed iyimserliği, Çin'den gelen teşvikler. Bu ne zaman dışarıyı konuşsak hep böyle numaralandıracağımız iki madde arasında kalıyor. Ama bir taraftan da elinde hisse bulunan veya elinde bir yatırım aracı bulunan yatırımcı çok da fazla onu satma isteğinde değil. Şu anki fiyatlarda da yeni alıcı gelmek isteğinde değil. O yüzden sanki bir teknik düzeltme bence makul olur. Yani bir geri çekilmede alım fırsatı kovalayan bir yatırımcı kitlesi de var, bir. İkincisi yani üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrek beklentileri çok iyimser değil. Analistler Ağustos ayı başından bu yana üçüncü çeyrek, dördüncü çeyreğe ilişkin kar tahminlerini aşağı revize ediyorlar. Hal böyleyken de yeni yatırımcı kitlesinin şu anki fiyatlardan, ki çarpan bazında da çok pahalı aslına bakarsan Amerikan endeksleri, baktığında yeni yatırımcının veya var olan yatırımcının burada pozisyon ekleme, yeniden işte yeni bir yatırım aracı alma gibi hevesi çok kuvvetli değil. Herkes bir düzeltme beklentisi içerisinde olabilir şu anki konumda. Seninle şimdi iki tane bilançoyu inceleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi Alarko Holding, diğeri de Tekfen. İki tarafta sanki çok iyi değil gibi duruyor. Dilersen öncelikle bir Alarko Holding'in ikinci çeyrek bilanço sonuçlarıyla başlayalım. Neler söylersin? Evet, ikinci çeyrekte yaklaşık 201 milyon TL gibi bir kar var ki geçen seneki aslına bakarsan ikinci çeyrek 2023 dönemi karı yaklaşık 3 milyara yakındı. Ve yani burada hani enflasyon muhasebesi etkisi çok fazla konuşuluyor zaten biliyorsun. Oradan yaklaşık 318 milyonluk bir parasal zarar var. Ayrıca yaklaşık 200 milyon TL'ye yakında bir
vergi etkisi söz konusu. Tabi burayla da bitmiyor. Yani satış tarafı da aslına bakarsan çok kuvvetli değil. Yani geçen yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık 3 milyarlık bir satışa karşın bu yıl 2.3 milyarlık bir satış söz konusu. Tabi holding olduğu için bazı segmentleri belki burada değerlendirmek gerekiyor. Yani taahhüt segmenti de zayıf performans var. Alarko biliyorsun enerji tarafında da yoğun. Oradaki de o tarafa da baktığında enerji üretimindeki azalma aslına bakarsan kombine gelirleri aşağı çekmiş durumda. Yaklaşık 9.3 milyar TL gibi orada bir gelir söz konusu. Favep tarafı da çok kuvvetli değil. Yani yine orada bileşik baktığında yaklaşık %49'luk bir düşüş var. Aslına bakarsan faaliyetleri kaynaklı bir gerilemeye ek olarak vergi etkisi ve enflasyon muhasebesi etkisinin de burada ön planda olduğunu görüyorum. Yine şöyle baktığında yaklaşık yani işte net kar marjına yaklaşık %30'luk bir oran karşımıza çıkıyor. Onun haricinde de yani nakit tarafı fena değil. Ama yine de şu anki sonuçlara şöyle baktığımda gelen tepkilerde borsa tarafında çok kuvvetli durmuyor. Yanılmıyorsam yani bugün analiz toplantısı da olacak orada eğer yani notlara yanlış bakmadıysam. Ama şu anki tepki çok da kuvvetli değil. Hem satışlardan hem FAVÖK tarafından gelen bir baskı var. Buna ek olarak da genel olarak şirketlerde gördüğümüz bir enflasyon muhasebesi etkisinin de negatif olduğunu da belirteyim. Evet. Peki Tekfen'de nasıl durum? Benzer bir durumu var. Nasıl? Yani orada da çok iyi değil diye konuşmuştuk en başında ama. Oraya gelmeden önce istersen şeye de bakalım. Yani analiz beklentileri nerede diye. Hedef fiyatlarıyla beraber. Biraz önce beraber hedef fiyat vardı ama ekranda çok uzaktı. Okuyamadım evet. Ben. 164 lira olduğunu gösteriyor. Şu anda ekranlarınıza geldi. Son rakam 94 liraymış ve %74.5'lik bir getiri potansiyeli görünüyor. Aslında çok fazla da kurumun burada görüş belirtmediğini görüyoruz. Çünkü 3 tane al tavsiyesi, 1 tane tut tavsiyesi gözlemleniyor. Yani 4 kuruluş kurum şu ana kadar böyle bir değerlendirme. Bu finansallardan sonra belki hedef fiyatlarda aşağı revizyon gelebilir. Çünkü ekranda gördüğümüz hedef fiyat nereden baksan yani Nisan-Mayıs ayından bu yana aynı. O yüzden belki şu anki gelen finansallardan sonra burada aşağı yönlü bir revizyon görürsek çok şaşırtıcı olmaz diye belirteyim. Tekfen tarafına da gelecek olursam orada yani 225 milyon TL'lik net kâra kıyasla ki geçen senenin ikinci çeyreği bu. Yaklaşık 579 milyon TL net kâr var. Bu taraf kâr tarafıyla aslına bakarsan kâr bakımından olumlu. Faaliyet giderlerinde bir gerileme söz konusu ki burada hani belki kur farkı giderlerindeki gerilemeyi de belki öne çıkarmak lazım. Ve ertelenmiş vergi geliri aslında yani Alarko'daki o vergi gideri kısmı tam tersi Tekfen'de ertelenmiş vergi geliri olarak etkilenmiş. Ve yıllık karın yüksek olmasında, beklentileri aşmasında, bilmiyorum beklentileri şu an görmedim ama en azından önceki geçen yılın ikinci çeyreğin üstüne çıkmasında burada etkisi var. FAVÖK tarafı da yaklaşık yani 880 milyon üzerinde. Yine geçen senenin ikinci çeyreği 780 milyon gibi bir rakam karşımıza çıkmıştı. Orada da yine yani mühendislik ve taahhüt dediğimiz bir segment var. Yaklaşık %130'luk bir artış var. Bu tarafıyla da aslında bakarsan güçlü ve 765 milyon TL'lik orada da bir FAVÖK karşımıza çıkıyor. FAVÖK marjında yaklaşık 1.2 puanlık bir artış var. Çok kuvvetli değil ama hem FAVÖK'ünü artırması hem marjlarını bu tarafta kuvvetlendirmesi yine bir noktada Tekfen için olumlu. Gübre satışlarını aslında ben adet olarak, ton olarak yüksek gördüm. Ama yine yani ikinci çeyrekteki, geçen yılın ikinci çeyreğine göre bir miktar hafifleme var. Yani işte 440 bin ton seviyesinden yaklaşık 421 tona bir gerileme var. Biraz da fiyatlar orada. Yani gübre fiyatlarındaki zayıflık bütün bölgelerde yani ihraç pazarlarının genelinde orada bir fiyatlarda gerileme var. Bu da tarım tarafını, gübre tarafını birazcık aşağı çekiyor diyebilirim. Net borçta biraz artış var. Bu da en azından Tekfen'i daha yüksek, borcu yükselmiş şirketler statüsüne itiyor. Ama gelen kar rakamları şu aşamada bu yüksek borçluluğu veya işte artan borcu negatif etkisini biraz daha idare eder sınırlayabilir diye düşünüyorum. Elindeymişken oradan da analiz beklentilerini açabilirsen Tekfen için ona da bir bakalım.
şu an itibariyle hani o ekrana geldiği zaman da son rakam 55.35 ve 12 aylık beklenti 65.41. Şu anki fiyattan da %18'lik bir getiri potansiyeli %18.2. işaret ediyor. %18.2. BIST'in bir tık altı da aslında bakarsan. Yani işte şu an BIST'te 13.500'leri konuşuyorsak ortalamada %35-%40 bir getiri potansiyeli hesaplansa BIST'te. Şu an bir miktar BIST'in altında görünüyor. Onu da belirtmek isterim sana. Evet, şimdi şöyle bir şey var. Yani orada da aslında hani biraz önce ekrandaki tabloya baktığımız zaman en yeni güncel kurul, yani güncel değerlendirmenin Ağustos ayından kaldığını hatırlatalım. Ama tabii bunlar hani geldikçe biz de izleyicilerimizle tabii ki paylaşacağız. Böyle bir tablo var. Şimdi gelecek hafta bizi nasıl veriler bekliyor dersek gerçekten kritik veriler bekliyor. Bunu da bir cuma klasiği haline getirelim istiyorum. Çünkü geçen cuma da yapmıştık, bu cuma da yapalım. Gelecek haftanın gündemi üzerinden piyasaların nasıl etkilenebileceğini konuşursak eğer. Şimdi ben şöyle bir kısaca toparlama yapayım. Örneğin pazartesi günü Çin verileriyle başlıyoruz. Çin verileri önemli çünkü Çin bütün hafta teşviklerle gündeme gelmişti. Küresel anlamda risk iştahını yükseltmişti. Pazartesi'den sonra da bütün hafta Çin kapalı olacak. Bunu hatırlatalım ve pazartesi günü yine Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve Fed Başkanı Jerome Powell konuşacak. Ama tabii dün de bu arada Vahap Powell'ın konuşmasını bekliyorduk ama ekonomiyle ilgili hiçbir değerlendirme vermedi. Dolayısıyla girmedik. Lagarde'da Powell'da çok bir şey teknolojiyle alakalı konuştu. O yüzden hani orada da çok biraz piyasa etkisi yoktu. Biraz da kripto piyasasına değindi. Evet, ki sevmediğini biliyoruz kriptoların. Baş düşmanı gibi değil mi Lagarde? Ki dün de biraz hani o minvaldeydi açıklamalar. Salı günü içeride biz imalat PMI verisini alacağız. İstanbul enflasyon rakamları açıklanacak. Perşembe günü de bizim için belki de haftanın en önemli verisi de enflasyon rakamları gelecek. Cuma ise küresel anlamda önemli bir veri olan tarım dışı istihdam verisini izleyeceğiz. Ama aslında hani son dönemde daha da önemli hale geldi değil mi? Yani hep önemliydi ama şu anda enflasyon kontrol altında gibi istihdamda kötüleşme var mı yok mu diye bize Fed'in politikalarını anlamamız açısından bir sinyal verecek gibi duruyor. Ne dersin burada hani bizim borsamızı en çok enflasyon mu etkiler Perşembe? Ben aslında Fed toplantısından sonra ABD'deki veri akışının böyle piyasaları çok etkilemeyeceğini, artık bundan sonra Amerika için gündemin biraz daha seçim olacağını düşünüyordum. Bu resmi ne değiştirdi dersen, birden Kasım'a ilişkin 50 bas puan beklentileri fırlamaya başladı. Ondan sonra veri akışı çok daha önemli oldu. Bir de dün biliyorsun Amerika'da işsizlik maaşı başvuruları böyle 218 bin gibi düşük bir rakam geldi. Son haftaların düşük rakamlarından biri. Bu arada bugün de 15.30'da PCE favori enflasyon rakamı, çekirdek PCE onu takip edeceğiz. O noktadan sonra ben şeyi gördüm. Yani evet haftaya açıklanacak tarım işi istihdam yine çok önemli olacak gibi duruyor. İçeriye gelecek olursam da yani içeride bizim Merkez Bankası'na ilişkin bu son dönemde çıkan haber akışından sonra, beklentilere ilişkin haber akışından sonra tabii gelecek enflasyon da önemli olacak. Son iki ay çok ciddi bir baz etkisiyle gerileme gördük. 70'lerden birden %50'lere kadar geriledik ama bu cümleyi genelde hep kuruyoruz. Merkez Bankası'nın 50'den aşağı sayma potansiyeli artık eskisi kadar yüksek değil. Yani 70'ten bir anda 61-62 bandına geldik. Ondan sonra bir anda 51-52 bandına geldik. 50-49-48 sayma potansiyelimiz çok daha zayıf. Çünkü baz etkisi azaldı. Aylık enflasyonda böyle %2,5'ların altında bir rakam almamız lazım ki hedeflere biraz daha yakın sayalım. Şu aşamada da bir miktar belki hizmet enflasyonu görünümünden dolayı çok makul, çok mümkün durmuyor. İkincisi enflasyon beklentileri hane halkı tarafında hala çok yüksek. Bu da bana kalırsa kısa vadede enflasyonun gerilemesinde büyük bir engel. Evet. Bu arada hani faiz konusuna dikkat çekmişken Çağlar Kuzukluoğlu iki gündür İş Bankası'nın 100. yıl toplantılarını takip ediyor ve orada bugün İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'la bir söyleşi yaptı. Merkez Bankası'nın Kasım ayındaki toplantısında 250 bas puan faiz indirimi beklediğini söyledi Hakan Aran Çağlar'a. Yani burada tabii farklı farklı beklentiler var. İşte yabancıların da, bankaların da buradaki aslında beklentilerini sıkça ekranlara getiriyoruz ama sanıyorum ki yani öyle anlaşılıyor ki son Merkez Bankası'nın faiz kararında da öyleydi. Artık son çeyrek gerçekten önemli olacak ve hani o borsa içinde biraz kader anı gibi bir süreçle karşılaşacağız gibi duruyor. Ne dersin?
Kesinlikle katılıyorum. Bu arada Çağlar'ı çok kıskandım bugün. Gerçekten. Daron Hoca'yla evet. bir araya geldi. Ben de Paul Krugman'ı kıskandım onu ben de itiraf edeyim. Kuruman Hoca'yla bir araya gelmiş, onunla görüştü. Vesaire derken aldığı imzayı ekstra kıskandım da belirteyim. Umarım izliyordur. Keşke senin için de alsaydım bir tane. Yani hani kriz, yani doktora tezim de krizle ilgili. Ve hani Krugman'a çok fazla atıfım var. Birebir görmek isterdim. O yüzden Çağlar'a buradan bir selam yollayayım. Evet. Soruyu da unuttum bu arada. Onu da... Soru şuydu. Yani son çeyreğin önemi borsa açısından onu sormuştum. Şu, yani ikinci çeyrek finansallarından sonra üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrek artık çok fazla önem kazanmaya başladı. Önümüzdeki ay, bu saatler, bugünler muhtemelen üçüncü çeyrek finansallarını görmeye başlayacağız. Bir toparlanma emaresi görecek olursak ki ikinci çeyrek çok iyi geçmedi. Yani şirketlerin %50'sinden daha azı favöklerini artırmış, ondan daha azı net karını artırabilmiş. Bunda sadece işte enflasyon muhasebesi veya finansman giderleri veya işte vergi gideri yok. Buna ek olarak şirketler kendi faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri de bir yıllık dönemde düşürmüşler. Bunlar zaten aslında fiyatlanan ana gerekçe. Yani yabancı, hadi söyleyeyim yerli de yabancı da, BIST'e gelmiyorsa, tahvile gidiyorsa... Bunun arkasındaki temel gerekçe aslına bakarsan kar. Diyeyim kapatayım. Evet. O zaman programı da kapatalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Vahap, teşekkür ederim. İyi bir hafta sonu geçirmen dileğiyle. Senin programlar devam ediyor ama şimdiden ben dileyim ve devam edelim. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Seans notlarının böylelikle bu haftalık sonuna geldik. İyi bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.